2 Mart haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Evet, akrepler hafta başına biraz iş arkadaşlarıyla problemli ve sorunlu bir şekilde başlayabilirler. İletişimsel problemler çok olabilir akreplerin bu anlamda. Dediklerini bir türlü dinletemiyor olabilirler, farklı algılıyor olabilir çevresindeki insanlar. O yüzden birazcık problematik olabilir. İş yerinden soğuma gelebilir akreplere biraz. Yani çıkan sorunlar neticesinde, ya bu haftalık bir şey, çok önemli bir şey değil ama gerçekten hafif soğuduklarını hissedebilirler. Kendilerini ifade edemediklerini düşünebilirler haftanın başında. Doğru ifade edemediklerini bir şekilde bu çok onları gerebilir. Ve bu gerginlikten ötürü de bir takım sağlık problemleri yaşıyor olabilir akrepler. Ama bunlar ufak tefek sağlık problemleri, çok ciddi alınacak bir şeyler olmayacaktır. 4 Mart'ta Merkür geri hareket yapacak ve balıktan çıkıp artık kovaya geçiş yapıyor. Onların da dördüncü evlerine giriyor. Dördüncü ev, ev, aile, yuva, bütün bunlar ve temel kararları. O yüzden burada zaten onuna kadar geri gidecek. Bu 10 gün içerisinde, yani 8 gün içerisinde aslında yeni bir ev almak, satmak, kiralamak çok da iyi olmayabilir. Çünkü problemler çıkabilir tam da bu aşamada. Tamirat için de çok iyi bir zaman değil. Dekorasyon değişikliği, tamirat için. Bu illa evin güzel olmayacak anlamını taşımaz ama işler çok uzayabilir. Hani normalden daha fazla uzun zaman alabilir. Hayatında bazı şeyler gecikebilir ve kısa zamanda yapacağı işlerle ilgili hani uzun zamana yayma gibi durumlar olabilir. Aile içerisinde de dikkat etmeleri gerekiyor. Çekirdek ailede de olsun, ebeveyn ilişkilerinde de olsun. Geçmiş konular çok açılır, gereksiz tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, kırılmalar, alınmalar, aile içerisinde zaten bunlar çok olur. Bu hafta özellikle buna ekstra dikkat etmekte fayda var. Bir tartışma varsa kapatmalarında yarar var. Evdeki elektronik eşyalarda da bozulmalar söz konusu olabilir bu hafta. Çünkü tam da orada geri gidiyor. Hafta arası yine Merkür, geri giden Merkür'ün Venüs'e çok güzel bir açısı var. Burada aile fertleriyle ilgili bir sıkıntı varsa, o Merkür retrosunda kavga ettilerse tabii ki barışılacak demektir. Çok uzun sürmeyecek yani. Hemen bir barışma durumu, bir gönül alma, bir işte güzel sevgi sözcükleri. İşte bu tabii ki illa ebeveynler değil, çekirdek ailenle eşin işte hani de söz konusu ya da aile içerisindeki diğer insanlar. O yüzden de burada hemen bir gönül alma durumu söz konusu olacak ve çatışmaları ve fikir ayrılıklarını gidermek isteyecekler. Yani bunun için adım atılacaklar, yapıcı olacaklar diyebilirim. Varsa da böyle bir durum, çok üzerinde durmasınlar, hemen geçecek ama belki de adımı onlar atıyor tabii ki. Kimin attığı belli değil ama burada güzel bir etki var. Bir taraf mutlaka adım atacaktır. Harika. Aileyle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirler. Ebeveynleriyle belki rahatlama gelecektir, gevşeme gelecektir onlarla beraber. Güzel vakit geçirdikleri için. Evle ilgili konularda problemleri varsa da insanlardan yardım isteyebilirler. Bu açı çok yardım temasını getirir ve yardım isteme için çok iyi bir zamandır. Yani halledemedikleri evle ilgili problemlerinde yardım istesinler çevrelerinden diyebilirim. Eğer aile içerisinde tartışma yaşamışsa akrepler çok da fazla üzülmesinler. Çünkü hafta arasında Merkür geri harekette Venüs'e çok güzel bir açı yapacak. Bu da gönül alma demektir. Ve de sorunları çözümlemekle ilgili yapıcı adım atma ve iletişim kurma demektir. O yüzden burada sevgi ifadeleri, işte gönül alma, sorunları gidermekle ilgili aile fertleri içerisinde durumlar olabilir. O yüzden çok da sıkılmamakta fayda var. Ve aileyle vakit geçirmek isteyebilir teraziler. Akrepler. Bu nedense teraziler taktı. Benim yükselenim senin kendi burcun olduğu için. Biraz bencil davrandım. Her şey terazilere. Akrepler aileyle vakit geçirmek isteyebilirler ve daha gevşemek, rahatlamak isteyebilirler aileyle beraber. Evle ilgili konuları varsa akreplerin bununla ilgili de yardım isteyebilirler. Herhangi bir evle ilgili sorun, problem, çözülmesi gereken bir şeyde yardım istemek için çok ideal bir transit bu. Bunu da yapabilirler. 5 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. İşte tam dediğim yer burası. Çünkü Boğa Burcu yükselen akreplerin 7. evi, yani evlilik, ortaklık evi ve buradan bir Venüs geçiyor. Tabii ki ikili ilişkiler inanılmaz derecede onların radarında olacak demektir, gündemde olacak demektir. Sadece bu hafta mı? Hayır, tabii ki bir ay boyunca. Ama bu hafta giriş yapıyor bu konuya. Olumsuz giden şeylerin düzeltilmesi de söz konusu olabilir. Yani olumsuz bir takım ikili ilişkileri varsa bunu olumluya çevirmek için adım atabilir akrepler. Zaten geçen haftalarda da aynı, akreplerin sürekli bir aşk hayatıyla ilgili durumlar vardı. Bu hafta da öyle.
Normal şartlarda Venüs terazi transiti evlilik için iyidir ama bu haftayı tabii ki önermiyorum. Ama birazdan zaten söyleyeceğim. Özellikle Dolunay'da bir takım evlilik durumları olabilir ama bu hafta bunu çok fazla yapmamakta fayda var. Neden? Merkür retrosundayız diye. Ama Venüs bir ay boyunca burada. Vaktiniz olacak akrepler, yani hemen saldırışa geçmeyin bu anlamda. Ortaklaşa girişimler için böyle konular, ortaklaşa işler konuları da açılabilir ve bunun için aslında idealdir bu haftadan sonra. Yasal konularda uzlaşmaya bağlanabilir eğer akreplerin bu tarz durumları varsa. Mahkemeye çıkmadan uzlaşmayla bitebilir bu konular. İş anlaşmaları yapmak, ortaklaşa işlere girmek açısından bu bir ay oldukça güzel olacak onlar için. Tabii ki bu bir haftayı saymazsak diyorum. Haftanın sonunda Güneş-Neptün kavuşumu var ve onların aşk evinde. Evet, burada artık gözleri gerçekleri görmeyecek yani. Hani Güneş ne kadar netse Neptün o kadar sislidir ve de hayalcidir. Burada o yüzden hem de 5. evde, aşk evlerinde akrepler biraz dağılım yaşayacaklar gerçekten bu konuda. Yani gerçekleri görememe, çok hayalperest olma durumunda olabilirler. Çok hassas olabilirler aşk ilişkilerine karşı ve kırılgan olabilirler. Şimdi var olan aşk ilişkileri varsa burada hassasiyet de çok artacaktır. Bir takım bundan kaynaklı durumlar, sıkıntılar yaşayabilirler Merkür Retosu da olduğu için. Ama genel olarak da işte yardımlaşma temaları, fedakarlık, işte alttan alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Çocuklarının, şimdi 5. ev aynı zamanda çocuk evi olduğu için çocukları olan akrepler varsa burada da fedakarlık temaları gidebilir, söz konusu olabilir. Aynen. Ve de yine sevgilisi olan bayan akrepler için konuşalım. Erkek figürlerine karşı biraz güvensizlik hissedebilirler burada. Yani sevgilileri erkek olanlar diyeyim en azından. Burada sevgililerine karşı birazcık güvensiz tavırları söz konusu olabilir. Aşk hayatına mantıklı değil de çok duygusal yaklaşabilirler. Ve ego da saf dışı olacağı için Güneş Neptün kavuşumuyla. Burada çok da fazla kendi hayırlarına değil de hani böyle çok böyle duygusal karar verme, tutkuyla karar verme gibi durumlar söz konusu olacaktır açıkçası Güneş Neptün kavuşumunda. Ve zaten haftanın sonunda da Venüs ile Uranüs kavuşuyor ve 7. evde. Şimdi Venüs Uranüs kavuşumu biri aşk gezegeni, Uranüs anilik, bir anda olacak şeyler ve tam da 7. evde. Şimdi burada alarm ziller, ziller çalıyor yani. Çünkü evlilik teklifleri, ani evlilik teklifi alabilirler de, yapabilirler de. Ama işte bu haftaya dikkat etmekte fayda var. Bir yandan Merkür retro, bir yandan Güneş Neptün kavuşumu var. Zaten çok burada akıllı mantıklı işler yapmıyoruz. Çok duygusal kararlar alıyoruz aslında. Burada sıradışı biriyle ilişkiye girme gibi durumlar da olabilir. İlla hani evlilik teklifi değil de bir anda öyle bir ilişkiye girirsiniz ki normalde girmeyeceğiniz, asla olmaz dediğiniz bir insanla ilişkiye girme gibi durumlar da olabilir. Akrepler niye böyle hep çok skandal? Böyle haftaları skandal geçiyor. Ortaklı bir işe de girebilirler. Aynı şekilde ani bir şekilde çok düşünmeden bir anda karar verilerek yapılan bir şey olabilir. Var olan ilişkilerinde eğer uzun ilişkileri varsa, evlilerse heyecan isteği gelecektir. Ama buraya dikkat etmeleri lazım. Çünkü heyecan isteği aynı zamanda ilişkiyi riske atmayı getirir. Gereksiz kavgalar ya da işte gidip başka yerlerde heyecan arama durumları. Aman aman buralara çok çok dikkat edelim. Çünkü monotonluktan sıkılan akrepler heyecanı başka yerde aramak isteyebilirler bu hafta. Özellikle bu konuya dikkat etmekte fayda var.